Sevgili arkadaşlar, selamlar. Ben Free Bro ve bugün Demon Souls'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi seriyi takip ediyorsanız birkaç tane rehber videosu çektik. Bu rehber videolarında ruhları nasıl toplayabileceğimizi hızlıca gördük. Bundan sonra gideceğimiz bölümlerde biraz daha kuvvetli olmamız gerekiyor. Ruhlarınızı toplayın, gerektiği gibi karakterinizi güçlendirin. Bendeki durumlar şu anda böyle. Ondan sonra karakterinizi güçlendirdikten sonra rehberleri takip ettiyseniz mucize de aldık bir tane. Ve onun dışında silah güçlendirme rehberlerine de baktıysanız orada da silahlarımızı güçlendirme ile ilgili olarak videolarımız vardı. Taşları nerede bulacağımızla ilgili olarak. Onu da bir göstereyim. Şu anda ben neredeyim? Hilal Palası'nı artı 3'e kadar getirebildim. Ezici savaş baltasını da artı 2 yaptım. Çok fazla uğraşmak istemedim. Ama bunu artı 3, artı 4'e getirebiliyorsanız muazzam, epey rahat edersiniz bundan sonra. Şimdi gideceğimiz yerde aslında gideceğimiz yerde değil, daha sonraki yerde bir büyüye ihtiyacım olacak. Bize çok yardımcı olacak. O yüzden de şeyi aldıktan sonra, ruhlarınızı topladıktan sonra zekanızı 10 yapmanız gerekiyor ki şey alalım, büyü için yer açalım. Ama onu bir sonraki bölümde görürüz. Fakat onun hazırlıklarına buradan başlamanız gerekiyor. Gideceğimiz bölümde ok çok önemli. Oklarımız yeterli var mı ona bir bakalım. 171 tane varmış. Okey. Onda sıkıntı yok. Onun dışında zehire karşı da bir şeylerimizin olması lazım. Hemen bakayım. Zehire karşı bir şeylerim var mı? Evet, soylu lotus var. Hatta bunu hemen atayım buraya. Orada bulunsun. Şimdilik ihtiyaç olmayacak. O yüzden şunda dursun. Ve yeni bölümümüze başlayabiliriz. Artık karakterimiz biraz daha güçlü. Ve gideceğimiz yer yozlaşmış yarık. Haydi bakalım. İlk etapta biraz karışık geliyor burası ama gerçekten çok değil. Kalkanımız önemli. Aşağıda bir şey yok. O yüzden buradan yukarıya doğru çıkacağız. Şu sol kenardan. Yolu takip edeceğiz. Ve buradan artık yukarıya çıkmış olmamız gerekiyor. Ve tabii ki bizi bunlar karşılıyor. Silahları güçlendirmek bayağı hoş oldu. Nispeten kuvvetlendik. Şunu alalım. Bu aşağıda bir arkadaş var ama buradan gitsek daha iyi olacak gibi geliyor. Buradan çıkamıyormuşuz. Peki oradan aşağı atlayacağız. Dikkatli bir şekilde şuraya atlasak olur herhalde. Oldu zaten. Bunlarla dövüşürken dikkat etmek lazım. Aşağı düşersek ölüyoruz. Şimdi şu taraftan zaten gidemiyoruz. O yüzden sağ taraftan devam edeceğiz. Şu yukarıda birisi sanki kafamıza kaya mı atacak? Evet, evet, onu bekleyelim ya da tepemize atlayacaktı. Oh. Kaya atacaktı dedim ve kafamıza kaya düştü. Bir küçük hatırlatma daha yapalım. Şurada yüzük istiyorsanız bırakabilirsiniz ama ben şeyi takacağım buraya. Nerede o iyileştirici yüzüğü? Bu takılı olsun. Yüzüklerle ilgili olarak da biraz artık strateji yapabilirsiniz. Oyun boyunca bunu kullanabilirsiniz. Ağır bir zırh kullanıyorsanız mutlaka büyük kuvvet yüzüğünü takın. Genellikle artık bundan sonra hani bununla oyun içerisinde oynayıp ondan sonra iblise gelince kuvvetli zırhlarınızı takıp şeyi alabilirsiniz elinize. Yüzüğünü, kuvvet yüzüğünü. Şimdi buradan aşağı inmemiz lazım. Bunun üstünden atlayabiliriz. Evet, şunu alacağız. Güzel. Allah, sen nereden geldin? Evet, buradan indik.
Şimdi şunu kısa yol bunu şey yapalım. Şuradan şunları haklayalım. Ah o da düştü. Sağ ol canım. Onu hallettik. Karşıya geçip bunu alalım. Nerede bu ya? Üç tane varmış. Yuh. Şimdi geldiğimiz nokta ne? Biz şuradan gelmiştik. Şu yukarıdan gelmiştik. Onu bir kez daha gösterelim. Şu taraftan. Bunları aldık. Oradan köprü indirdik. Karşı tarafa geçtik ve bu tarafa tekrar geri geldik. Buradan da gidebilirdik oraya. Ama o kısa yolu açmak için böyle bir strateji geliştirdik. Şimdi iki opsiyonumuz var. Bu sağdan aşağı doğru çalışabiliriz. Ve aşağıda tekrar şu köprüden birleşebiliriz. Ya da bu soldan aşağı inip köprüden yukarıya gidebiliriz. Biz bu yoldan gideceğiz. Şuradan sonra öbür tarafa bakacağız. Şimdi burada dikkatli olun. Bazı alt katlarda şeyler olabiliyor. Tuzaklar olabiliyor. Bizi bekliyor olabiliyorlar aşağıda. Buradan aşağı atlayacağız şimdi. Burada bir şey daha var mıydı bakalım. Şu uçta var. Bunlardan da tırsıyorum yani. Bu kadar uca koyuyorlar. Aşağısı uçurum. Buradan da şöyle aşağı atlayacağız. Ve aşağıda tabii şey kaynıyor. Düşman kaynıyor. Daha kötü düşman olduğu bir şey olması lazım. O nerede acaba? Ona nereden atlıyoruz? Ha, şurası. Buraya bir atlayalım. Burada da adam dolu. Şu tarafta bir şey var mı? Ona bir bakalım. Ya bu geliyor. Burada hatırladım. Aa, sen nereden? Hey! Nerede bu ya? Hiç görmedim ha. Neyse o da aşağı düştü. Aşağısı panayır yerine döndü. Allah her yer adam kaynıyor. Sen nereden geldin? Bunlar nereden canlılık geliyor? Bak şurada öldürdüğüm adamın üstünden bir şey düştü. Onu alalım. Şuradan aşağı atlayacağım. Ve artık karşımıza ne gelecekse göreceğiz. Dedik ve oh. Hepsi de beni mi bekliyormuş be kardeşim? Evet, temiz iş oldu. Şimdi buradan yine iki opsiyonumuz var. Şuradan aşağı atlayabiliriz. Ve sonra da yukarıya doğru çalışabiliriz diye düşünüyorum. Ya da şuradan gidebiliriz. Korktum ha. Birisi geliyor zannettim ama değilmiş. Aşağıyı bir toparlayalım. Abi hiçbir şey göremiyorum. Çok karanlık ya. Ba. Şey karşıya geçmeyeceğiz. Yukarıda halletmemiz gereken işler var. İki yer var. Oraları bir daha toplamamız gerekiyor. Öncelikle şöyle yapalım. Ba. Tekrardan yukarı. Abi çok karanlık. Hiçbir şey göremiyorum. Şimdi şuradan aşağı atlayacağız. Tam ucundan dümdüz. Sağ tarafa atlarsanız ölürsünüz. Şöyle gidiyoruz.
Şeyin içinde bekliyormuş bunlar bizi. Buradan Allah, orada şey var, gördünüz mü? Kaçırma kaçırma. Siz nereden geldiniz? Neredesiniz? Ya bir git başına. Şimdi şunları bir toplayalım. Şunu bir açalım. Allah, bunlar nereden geldi? Uçurumun kenarındayım. Yapma bunu. Aşağı gidebildik vallahi. Nerede bu adam, sesi geliyor? Ah. Çok kötü vurdu bana. Yapma bunu. Aşağı düşeceğim ya, tırsıyorum. Şimdi buradan geldik. Şunu patlatacağız. Bu zehir saçabiliyor, dikkatli olmanız lazım. Bunu aldık. Güzel silahlar var. Sönük taş parçasını aldık. Buradan ne yapabiliyoruz? Oh. Şimdi bizi birkaç şey bekliyor. Öncelikle burada bir şey açmamış mıydım ben? Evet, şöyle yapacağız. Buradan karşıya geçeceğiz ve oradan da, şimdi buradan böyle gidebiliyoruz. Buradan da, buradan da aynı yere çıkıyorum zaten. Şimdi dikkatli olmam lazım. Fareler var. Allah ısırdı bizi. Neyse ki çok kuvvetli değil. Peki. Buradan gitmeyeceğiz. Orada ilk devle karşılaşacağız. Fakat şimdilik o deve hazır değiliz. Buradan yukarı ve yolu tekrar arkadan çalışacağız bu sefer. Yarım bıraktığımız bir şey vardı. Bu kadınla konuşalım. Çok güzel eşyaları var bunun da. Şuradan özellikle şu kara çam reçinesini alacağız. Bu şey de bizim çok işimize yarayacak. Varsa ruhunuz bir iki tane alın. Ne kadarmış bu ki? 1500, iki tane alırsak 3000. İyidir. İki tane yeter. Bu bölüm sonu canavarında çok işe yarayacak bu. Şey, zehirimiz var. O gayet iyi. Ona ihtiyacımız yok. Silahlarda evet, bunlar var. Çürüten ok var. Burada güzel bir zırh seti var. Çok da ağır değil. Paranız varsa, almak isterseniz alabilirsiniz. Ay pardon. Şimdi buradan aynen yukarı gidiyoruz. Hay Allah, zehirlendik. Bakayım, evet zehir gidiyor. Şundan bir tane kullanacağız. Evet, iyileştik şimdi. Buradan şöyle dışarı çıkacağız ve şunlar bir üstümüze gelecek. Bunu hallettik. Şurada bir şey olacaktı diye hatırlıyorum, evet. Ya çok karanlık, bazı yerleri hiç göremiyorum. Neyse, şunu aldık. Güzel bir zırh. Bunlar nereden doğuyorlar ya, sürekli geliyorlar karşımıza. Anlayamıyorum. Şimdi burada bir şey unuttuk mu? Hayır, unutmadık. Burayı hallettik. Şuradan karşıya geçtik mi? Burada biz şeye bağlanıyoruz değil mi? Aynı yere. Evet, buradan da yukarıya çıkıp işimizi halledebiliyorduk. Evet, aynı yola geldik. Şuradan aşağıya atlamıştık. Şimdi bir tek bu yol kalmıştı. Bir de buradan geçelim şimdi.
Bunlar yerde yatıyor, sonra bir şekilde canlanıyorlar. Abi farelerin o şeyi de bir türlü geçmedi üstümden. Allah. Kalkanı kaldıracağıma takla attım. Aferin bana. Kaç dakika oldu? 15 dakika oldu. Burayı bitirebiliriz belki. Evet, bu da hani şeyde unuttuğumuz yerde. En başta gelmediğimiz yerde. Yukarıdaki adamı öldürmüştük. Böylelikle her tarafı temizledik. Şimdi oyunumuzun diğer tarafına doğru ilerleyeceğiz. Diğer tarafta ne var bizim? Şimdi ilk devle karşılaşacağız. Devler gerçekten çok sert vuruyor ve çok hızlılar. Onlara bayağı bir dikkat edeceğiz. Şimdilik buradan aşağı atlasak olur. Buradan da şu yoldan mı gidecektim? Yollar karışmaya başladı. Evet, buradan gidecektim galiba. Buradan karşıya, evet. Ve şimdi karşı tarafta şey olması lazım. Bir şey diyeceğim ya, salgına karşı bir şeyim yok mu benim? Salgın etkisini yok eder, evet. Bunu bir kullanalım. Şu salgından da kurtulmuş olalım. Sonra da tekrardan şeye geçelim. Salgın çünkü başka yok. Zehirimizi alalım. Oka geçelim. Çünkü oka ihtiyacımız olacak şimdi burada. Pa, 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 pa. Evet, en son buradan gelmiştim. Ve karşıda çok dikkatli bakarsanız şeyi görebilirsiniz. Şimdi inşallah güzel birkaç atış yapıp şunu halledebilirim. Bununla hiç dövüşmek istemiyorum. Oh, son anda öldürdüm. Vallahi indiriyordu. İndirdim, canımızın yarısından fazlası gidiyor. Söyleyeyim yani, o kadar pis herifler bunlar. Şimdi şuradan kayalar atmışlardı kafamıza. Onu hallettik. Şurası var ya arkadaşlar, burası enteresan bir şey. Oyunu beyaz dünyaya çevirdiğimiz zaman buradan yeni bir yol açılıyor. Bakalım arkadaşımız da mesaj yazmış mı? Eğilim yazmış. Enteresan. Peki. Orası açılıyor yani. Ama beyaz dünya şeklini bitirirsek. Oha, bir tane at. Allah. Arkadaşlar bir durun, bir durun. Oha. Sürekli şeylerle uğraşıyoruz vallahi. Tuzaklarla. Şimdik yukarı. Yukarı. Oh. Allah, tamamen unutmuşuz bunu. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bunların zehirlerinden korkuyorsak. Sen nereye gidiyorsun? Bunlar bazen taş maş bırakıyordu ama. Bakalım. Bunu öldürdük. Şurada mı bir tane var? Hala kaçmaya çalışıyor. Yok, hiçbir şey bırakmadılar. Çok güzel taş bırakıyorlar bazen. Şunları okla girişebiliriz. Ve burada ikinci dev var. Ona dikkat edin. Hatta şöyle içeride duralım. Şuradan görüyor musunuz? Bakalım vurabilecek miyiz? Oh, bitirdik işini. Aa, güzel bir şey bıraktı. Dev sopayı bırakmış, harika. Evet, buradan da karşıya ve bölüm sonu iblisine geldik galiba. Bölüm sonu iblisiyle ilgili olarak çok aşırı zor bir bölüm sonu iblisi değil. Önemli olan silahımızda ateşin olması.
Çünkü ateşe karşı çok çok zayıf. O yüzden aşağıya inince şey yapacağız. Şuradaki, hatta onu atayım ben buraya. Daha kuvvetli olan neredeydi o? Kadından almıştık. İşte bu. Güçlü alevler ile sarabiliyoruz. Bundan bir tane patlatacağız ve ondan sonra iblisin arkasına geçip vuracağız. Öyle yaptığımız takdirde çok zor bir şey değil. Bir iblis değil. İğrenç soğuk canlılardan oluşuyor gördüğünüz gibi. Şimdi şuradan yürüyoruz. Hop 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 hop. Bu iğrenç şeylerden fışkırtacak, evet. Allah. Şuradan ne yapacaktım? Bunu kullanalım. Allah, üstümde şeylerden var. O yüzden kullanamıyorum galiba, değil mi? Yok, bu silaha kullanamıyorum. Şöyle yapalım. Buraya ikinci silahım olan şunu alalım. Buna karşı gerçekten çok çok ağırlığım ne oluyor? 45 halen iyiyim. Evet, hadi bakalım. Oh. Arkasına geçelim. Ateşe karşı gördüğünüz gibi gerçekten güçsüz. Şimdi unutmayın, insan haline döndük. Hemen şeye gitmemiz gerekiyor. Şurayı yakıp, yoksa birisi gelip bize girişebilir. Hemen Nexus'a gidiyoruz. Sonra tekrardan buraya gelip eksik kalan 3-5 eşyayı alabiliriz ve ondan sonra da bölümü bitirebiliriz. Öncelikle ölmem gerekiyor. Gidelim, ölelim. Çünkü bu bölümü de tamamen, aslında bütün dünyaları oyuna başlarken size söylemiştim. Hem beyaz, tam beyaz, pure white dedikleri şekilde, pure white tendency dedikleri şekilde bir kere bitireceğiz. Sonra yani bütün beyaz görevleri bitireceğiz o dünyadaki. Sonra da dünyayı siyaha çevirip bütün siyah görevleri, dünya tendency'si siyahken bir de öyle bitireceğiz. Gidelim, şeylerimizi alalım. Ruhlarımızı alalım. Tekrar ruh haline döndük. Fena ruh da yoktu galiba, 13.000 falan civarındaydı. Onları buraya bırakmayız. Şu yukarıda olması lazım galiba, bu değil. İşte mavi. Aldık. Peki. Şimdi burada halletmemiz gereken bir şey var mı? Yok. Bu kadar paramız varken, ay paramız diyorum ya, ruhumuz varken gidelim biraz büyü alalım. Büyüler de hazır olsun. Çünkü bütün o büyüleri almak zorundayız zaten. Mutlaka hepsinin ihtiyaç duyacağımız bir yerler olacak. Şunda farklı büyüler var. Şu arkadaşımızda daha farklı büyüler var. Önümüzdeki bölüm için şimdiden aslında biraz hazırlık da yapabiliriz. Şu şeyini alacağız. Nerede o? Su perisi gerekecek. 500'müş, çok kötü değil. Bir de ne gerekecek bana? Aslında bir iki tane alabilirim. Bütün bu büyüleri almamızda fayda var. Ateş dalgası değil. Pelerin şuydu galiba. Şuna bir şey deneyeceğim. Daha önce denememiştim. Ama bunu belki yanıma alabilirim. Bir tane de şöyle ucuzlardan 1000 şunu alalım, ateş dalgası. Şu anda sadece bir tane zaten yanıma alabiliyorum. O yüzden çok önemli değil. 5000 mi? Yok, bunu şimdilik almayalım.
Ona şimdilik ihtiyacımız yok. Büyü ve mucize şeyini takip ederseniz orada bunları nasıl kullanacağımızı anlatmıştım. Su perisini yanımıza alalım. Şimdi gerekmiyor. Bir sonraki bölümlerde ihtiyacımız olacak. Su perisi bizi ateş ve lavlara karşı koruyor. Ve önümüzdeki bölümde bununla ilgili bir yerlere gideceğiz. O yüzden çok ihtiyacımız olacak. Fakat şimdilik son bu bataklığın o kısımdaki almadığımız eşyaları alıp ondan sonra da bölümü bitirebiliriz. Burada mıydık? İşte bataklıkta unuttuğumuz eşyalar var. Bunları hepsini toplayalım. Güzel bir tane taş olacaktı. Öyle hatırlıyorum. Ayça otu, tamam. Bir ayça otu daha. Bir tane de taş olacaktı. Burada mı? Evet, buradaymış. Bunu kıramıyoruz. Bir şey daha var mıydı bakalım? Galiba bu kadar. Tepeden bir daha bakalım. Evet, başka bir şey yok. Emin olmak için bir dakika, şu yukarıda parlayan bir şey var mı? Yok, 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 yok. Tamam. O zaman tekrardan Nexus'a gidelim. Bundan sonraki bölümler gerçekten iyice güzelleşmeye başlıyor. Bu şöyle tatlı bir görevdi. Bizi ısındırdı tekrardan. Ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanala üye olun. Lütfen kanala üye olun. Ve lütfen kanala üye olun. Bir de like atarsanız bu macerada hep birlikte ilerleyeceğiz ve oyunumuzu hakkıyla bitireceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşça kalın.